Sen öldürdün. Meşru müdafaa. Sana saldırdı. Boğuşurken Cemiller geldi. Ama yetişemediler. İş işten geçmişti çoktan. Geçmez yüreğimdeki acı, amansız yalnızlık. Yüzüme vurur geçer zamansız hüznüm bile yorgun. Korkma, hepsi senin gibi kader kurbanı. Misafiriniz geldi hanımlar. Hadi Allah kurtarsın. Çocuk mu be? Hoş geldin. Evet. Açılın şöyle. Gördün mü bak? Daha bismillah çullanmayın kızın üstüne. Gel kız gel. Çalışma devam edin bari. Gel bakayım buraya. Sen bana ya, öğreniriz. Ne oldu Lamia'ya? Biliyorsun zannettim vallahi. Yoksa aramazdım. Ne oldu dedim? Dün gece cinayet işledi. Macide'nin damadını öldürdü. Siz evli bir adamsınız. Ben kimsesiz bir katil. Yine bana yıldızlar kadar uzaksınız. Ve ben yıldızlara uzanmak yerine kendi dünyamda yaşamak istiyorum. Bir daha gelmeyin lütfen. Sizden tek isteğim bu. Unutun beni. Tertemiz geleceğiniz bir mahkumun gölgesiyle lekelenmesin. Sen istesen de, istemesen de geleceğim. Yok ellerimde aşk, sevmek bana yasak. Yine bak ruhum eriyip gidiyor. Yavaş yavaş bir yalnızlık şarkısında. Yine uçurum kenarında. Sen bir adam öldürdün. Lamia'nın yüzü. Ben mi çekeceğim onun cezasını? Dur! Nereye? Nereye? Babana da söyleyeceğim. Bitti bu iş. Ne? Yeter artık. Bırak beni. Bitti. Aptallık etme. İzin verir mi sanıyorsun? Bu sefer verecek. Kanmazlayacaktın beni. Ona yaranmak için beni harcayacaktın ha? Sen hastasın. Bırak beni. İzin vermeyeceğim. Beni mahvetmene izin vermeyeceğim. Afife. Önce Melek, şimdi Leyla. Çok acı, çok. Allah sabır versin. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Leyla'nın ailesi yok ortada. Annesi duyunca bir kriz daha geçirmiş. Bütün aile onun başındaymış. Geldim üst üste geliyor anacığım. Paşa'nın hali perişan. Ona bir şey olmasa bari. Başınız sağ olsun. İyi misin canım? Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Şokta hala. Bir şey dolaşıyor bunlarda vallahi. Lamia uğursuz o ev adımını attığından beri başları dertten kurtulmadı. Başınız sağ olsun. Allah beterinden korusun. Cümlemizi. Amin. Daha kuvvetli, daha kuvvetli. Sık biraz kızım. Yoruldum. İyi aman tamam bırak hadi.
saçına bak, ne de güzelmiş. Kötü bir haber mi var? Yok. Niye ağlıyorsun? Babam beni çok sevdiğini yazmış. Duygulandım. Ne haberler var Suzan abla? Aman, iç açıcı bir şey yok. Üzüldüm şu kızcağıza da. Kim o? Ne bileyim ben. Genç gitmiş, baksana. Ne de güzelmiş ya. Aman be, kurtulmuş Suzan abla. Bu kalleş dünyada biz yaşıyoruz da ne oluyor? Acı yaşattım babama, üzdüm. Yalnız bıraktım onu. Yüzüme vurmadı hiç. Hep arkamda olduğunu hissettirdi. Sen bana çelme mi taktın? Yok, siz görmediniz, takıldınız. Yok canım. Sen bunu gördün mü peki? Benim suçum değil. Konuşma, sosyete gülüm. Yolarım yapraklarını vallahi. İnci, İnci. İnci, rahat bırak kızını. Rahat ver. Bir daha bunlarla uğraştığını görmeyeceğim, tamam mı? Geç lan. Çay demlenmedi mi daha be? Hemen geliyor. E hadi koy. Bakma, bulaşmasın yine. Çok vahşi bir yer burası. Öyle. Nerede kaldın kız? Geliyor. Sen gelene kadar. Al abla. Babana cevap yazacak mısın? Hı. Görüş günlerinde hep geliyor ama mektuplaşmak bambaşka bir şey. Sana yazacak kimse var mı? Yok. Belki Leyla Hanım yazar. Leyla Hanım kim? Dünyada beni seven tek insan. Cavidan, ben gidiyorum kızım. Akşama dönecek misiniz? Kenan Cemil'le dayısını yalnız bırakmaz. Kalırız herhalde. İstanbul'da görüşürüz. Tamam. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Allah sabırlar versin paşa. Sağ olun Şükrü Bey. Başınız sağ olsun paşa. Başınız sağ olsun. Hadi. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Gel canım. Allah aşkına canım. Sağ olun. Cemil bir damla yaş bile dökmedi. Kavgalı gittiler galiba. Aman en iyisi. Peki her gün inip çıktığı merdivenler niye düştü bu kadın? Hamile kadın. Başı dönük düşmüştür belki. Belki de. Ama kavgaları da pek meşhurdu yani. En iyisi. Ne kızıyorsun? Leyla Cemil'i vurduğunda silah sesine koştuğunu unuttun mu? Ne diyeyim ben? Başınız sağ olsun. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Cemil'i bırakmayalım. Kaldı orada, görüyor musunuz? Gelemiyor. Merak etmeyin, ben tamam, şimdi paşam, ilgilenirim. Tamam. Peki. Sağ olun. Siz gidin hadi. Hadi gidelim artık. Cemil'i alayım yaz. Cemil'i al. Geliyorlar paşam. Abi hadi bir. Siz gezin hafife. Tamam. Sağ ol. Bırakma kendini, ne olur. Allah sabrını da verir. Yürümek istiyorum biraz. Olur canım, yürüyelim. Thank you.
Hadi oturma. Büyük tencereleri çıkar da helvayı kavurmaya başlayalım. Nasıl dayanacağız bilmiyorum. Çok zamansız, çok. Cemil için güçlü olmanız lazım paşam. Bir sakinleştirici alsaydınız. Yok istemem. Gel Nimet. Yalnız bırakmasaydık. Geç. İyi misin yavrum? Gün geçmez yüreğimdeki acı amansız yalnızlık. Yüzüme vurur geçer zamansız hüznüm bile yorgun. Her damla gözyaşım. Ki keder umutsuz sensizlik. Geceme akar gider sonsuz kalbim yine yorgun. Yok ellerimde aşk sevmek bana yasak. Yine şarkısında yine uçurum kenarında. Ah dudaklarımdan aşk düşüyor kor gibi kalbime. Gün geçmez yüreğimdeki acı amansız yalnızlık. Yüzüme vurur geçer zamansız hüznüm bile yorgun, kalbim yine yorgun. Çok az birlikte olabildim Leyla ile ama ben de çok sevmiştim onu. Derin bir kızdı. Hassastı. Sanki dokunsan kırılacak gibi. Gözlerinde hep çözemediğim bir hüzün vardı. Gecenin hüznü. Leyla benim ilk heyecanımdı. Bir kızdı. Öbür çocuklarla iyi geçinemezdi. Hep benimle oynardı. Her yaz tatilinde dayımın yanına geldiğimizde onu biraz daha büyümüş buluyordum. Sonra neden bilmem çekinmeye başladım ondan.
Karşılaşmaya korkuyordum. Yaklaşamıyordum. İçimden geçenleri anlayacak diye ödüm kopuyordu. Zengin komşunun güzel kızı Leyla. Güler geçerdi bana. Beni sevdiğini öğrenince tamamen çektim kendimi. Hayatta hep kaybedeceğime o kadar inanıyordum ki. İmkansız diyordum. Ona layık olmadığımı düşünüyordum. Uzaklaştırdım kendimden. Öbür yaz geldiğimde Cemil'le nişanlanmıştı. Bir ay sonra falan da evlendiler. Sonra ailesi İzmir'e taşındı. İşte bitti gitti öyle. Bitti. Eski günlerden konuşmazdık bile. O benim kuzenimin karısıydı. Peki o da bitirmiş miydi sence? Seni hep Leyla. Leyla. Bitirmişti. Üşüdün, gidelim hadi. Ben iyiyim. Kalabiliriz istersen. Gidelim. Hadi. Bak sen feraha çıkıyorsun Suzan abla. Böyle aydınlıklar içindesin. Bak bak bak. Bak görüyor musun? Bak nasıl temiz. Çıkamayacağını bile bile her gün baktırıyor böyle. Sahte bile olsa umut umuttur. Sen falan inanır mısın? Yok. Bazen gazeteden burcumu okurum öylesine. Hiç de çıkmaz. Burcu ne? Terazi. Seninki? Oğlak. Suzan abla alabilir miyim? Aldım bile. Hadi yıldız fallarımızı okuyalım. Tamam. Ne oldu? Lamia! Lamia ne oldu? Hayır! Lamia ne oldu? Lamia! Sayın bana Kenan, bir daha bırakma. Ben seni... Tekdiban. Sadakallahu'l-azim. Amin. Amin.
Allah kabul etsin. Amin, amin. Allah sabırlar versin paşam. Ağzınıza sağlık hocam. Allah kabul, Allah etsin. Kabul etsin. Teşrif buyurdu hazretleri. Buyurun dayıcığım. Bir şey yiyecek halde değilim Afife. Sabahtan beri açsınız ama. Hiç değilse helvadan yeseniz sevaptır. Hadi. Sağ ol. Abim nerede? Bahçede kalmak istedi. Buyurun. Gitti Lamia. Leyla gitti. Zamansız, sessiz sedasız aldı başını gitti. Sırlarıyla, sevdasıyla. Canım yanıyor. İçim ateş gibi Lamia. O benim baktığım en gerçek aynaydı. Gözlerindeki hüzünde kendi hüznümü görürdüm hep. Eksiklerimi, korkularımı, kendime güvensizliğimi, onu nasıl mutsuz ettiğimi. Buruk gülümsemesi hep ne bencil olduğumu hatırlatır dururdu bana. O beni ben olduğum için sevdi. Son nefesine kadar beni sevdi. Bense onu sevmeyi beceremedim. Kimseyi sevmeyi beceremedim. Ne Leyla'yı, ne seni, ne de Cavidan'ı. Abi. Hay Allah. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Konuşuyorum. Lamia ile dertleşiyordum. Abi, iyi misin? Lamia'nın hikayesini dinledim. Çok yazık olmuş. Ama hakkında iyi konuşmuyor komşular. Lamia benim için çok önemli Afife. Şu an neler hissettiğimi anlayacak tek insan o. Burası onun odası mı? Hayatta doğruların o kadar az ki Afife. Ben baştan sona yanlış bir insanım. Üzüntüden ne dediğini bilmiyorsun. Hadi kalk. Hadi. Sakin ol kızım, sakin ol. Otur öyle konuş. Allah başka acı göstermesin. Amin, sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Bana acil bir telefon geldi. Benim dükkana gitmem lazım. Tamam. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun Şükrü Bey. Ben bakarım. Evin kızı ya. Efendim? Alo? Macide abla? Gülay sen misin? Ben Cavidan, buyurun. Cavidan Hanım, ben Lamia. Yeni duydum, çok kötü oldu. Ağlama. Yapacak bir şey yok. Nasıl oldu? Evde bir kaza geçirmiş, hastaneye kaldırmışlar ama kurtaramamışlar. Canım benim. Canım da benim. Sayıp Paşa'yla görüşebilir miyim? Ya da Cemil Bey'le?
Buradan Cemil'in odasına bağlanabiliyor mu? Kim o? Lamia. Lamia mı? Bana ver. Alo? Lamia? Kenan Bey. Lamia, ne olur ağlama. Ne olur. Ben inanamıyorum. Seni çok seviyordu. Biliyorum. Son bir defa görebilseydim. Cenazesine bile gidemedim. Çok kötüyüm. Hadi kızım. Kapatmak zorundayım. Dur, kapatma. Hadi. Lamia. Alo Lamia. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil kızım. Tekrar başın sağ olsun. Sağ olun. Eşim Cemil'i doğururken vefat etti. Leyla hamileyken. Ah, kadere bak. Nasıl dayanacağız? Nasıl toparlanacağız biz? Kaldırın. Yok edin çabuk, tamam, hadi. Rahmetli neyi oluyordu bunun? Kes sesini. Trafik kazası mıymış? Çoluğu çocuğu var mıydı? Sana miras falan bir şey kalacak mı? Ne bakıyorsun öyle? Ben mi öldürdüm kadını, Allah Allah? Boş ver kızım, sen ona boş ver bizi. Aldırma, aldırma, gel kızım şöyle aldırma. Dokunma! Çekilin başımdan. Kızım? Uğraşmayın benimle, rahat bırakın beni. Kızım! Açılın hadi. Açılın şöyle. Bırakın acısını yaşasın doya doya. Kendi kızım gibi severdim onu. Bir gün saygısızlık ettiğini görmedim. Annemin de göz bebeğiydi. Hep anlatırdı. Çok hoş tutuyor beni derdi. Efendim, sofra hazır. Tamam. Buyurun. Siz buyurun çocuklar. Ben yiyecek halde değilim. Dayı, lütfen yapmayın böyle. Aç aç olur mu? Allah korusun, hasta olursunuz. Cemil Bey de bir şey yemedi. Kapattı kendini, odaya çıkmıyor. Korkuyorum vallahi. Yanına gideyim diyorum ama ben kendimi tutamıyorum. Daha beter olur diye çekiniyorum. Ben konuşayım. Getirmeye çalışayım bakayım. Bak abi bak. Cemil. İyi misin? Sabahtan beri kapandım bu odaya. Karıma ait bir iz arıyorum. Burada hiç yaşamamış gibi, biliyor musun? Yok oldu gitti. Kokusunu bile bırakmadan. Demin resimlere bakayım dedim. Baş başa olduğumuz bir tane bile fotoğrafımız yok. Hepsinde sen de varsın.
Leyla'nın gözlerinin içindesin Kenan. Ne diyorsun Cemil? Sana bakarak kapadı gözlerini. Son nefesinde aşkını söyledi sana. Leyla ölmek için seni bekledi Kenan. Yapma lütfen. Beni hiç sevmedi biliyorum. Ama uğraştı. Seni unutmayı çok istedi. Unutamadı. Aşkınla zehirlenmişti bir kere. Kurtulamadı. Sus. Hepimize haksızlık ediyorsun. Yok öyle bir şey. Hiç olmadı. Ben onu çok sevdim. Seni sevdiğini bile bile vazgeçmedim. Mutluluk oyunu oynadı senelerce. Katlandım. Senin verdiğim çiçeği kurutmuştu. Geceleri gizli gizli çıkarır bakardı. Benim yanımda seni özlerdi. Çok acı çektim. Çok acı çektik. Karımın ilk defa gerçekten mutlu olduğunu gördüm. Senin kollarında ölürken mutluydu. Sana tahammül edemiyorum Kenan. Git buradan. Her şeyi yanlış anlamışsın. Yanlış yorumlamışsın Cemil. O seni seviyordu. Merhametini mahvettiğin diğer kadınlara sakla. Benim ihtiyacım yok. Leyla sana ihanet etmedi. Hiçbir zaman. Sakın saçma sapan şeyler düşünüp ona saygısızlık etme. Git buradan, defol. Cemil. Defol dedim. Gidelim artık. Abi. İyi hissetmiyorum. Hadi. Tamam canım. Bari dayına iyi geceler dileseydim. Cemil'le konuşuyor. Bölmeyelim biz. Kenan. Her şey yolunda mı? Evet, hadi. Abi, ben yarın sabah dönüyorum. Güle güle. Çocukları da öp benim için. Hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Fayton da çağırmadık biz. Yürü nefes alırız biraz. Hadi.
Arkadaşlar, ikinci mezurdan bir daha alalım. Ara verelim. Hoş geldin. Sizi böldüm. Yorulduk. Dinlenecektik zaten. Sana güzel haberlerim var. Nihayet 10 gün gecikmeyle balayına çıkabileceğiz. Konser hazırlıkları ne olacak? 3 gün Kenan. Sadece 3 günlüğüne Viyana'ya gideceğiz. Benim orada bir toplantıya katılmam lazım. Balayı demiştin. Canım, hem aşk hem iş. Sen de boş durmayacaksın ki. Ekibim iyi çalıştı. Sen de Avrupa turnesi için birkaç görüşme yapacaksın. Senin ekip çok yaman çıktı. Nefes aldırmıyorlar yani. Çünkü ben de onlara nefes aldırmıyorum da ondan. Hı hı. Hadi bakalım. Bu kadar mola yeter. İşinin başına. Devam edebilir miyiz? Yapma böyle Lamia. Bak döner giderim şimdi. Tamam. Otur Lamia. Otur. Müdür bey 5 dakika izin verdi. Ben dışarıdayım. Tamam. Vakit geçiyor. Nasılsınız? İnanamadım, ben çok kötü oldum. Müdür bey izin verdi, köşkü aradım. Ağlamaktan konuşamadım. Söylemediler bana. Nasıl oldu? Neden? Ben seni görmeye geldim Lamia. Ondan konuşmaya değil. Leyla Hanım nasıl severdim biliyorsunuz. Bana Leyla deme, lütfen. Ondan söz etme. Niye? Bana veda etmeden gitti. Son nefesini Kenan için harcadı. Onun kollarında öldü. Aşkını itiraf ederek. Yalan söylüyorsunuz. Ölünün arkasından konuşmayın. Bir kere Leyla Hanım böyle bir şey yapmaz. Kenan Leyla'nın ilk aşkıydı Lamia. Birbirlerinden hiç vazgeçmediler. Hiç bitmedi ilişkileri. İnanmıyorum size. İnanmıyorum. Aldatılmak nasıl bir duygu biliyorum. Kaybetmekten daha acı. Daha yakıcı. Bunu söylemek için mi geldiniz? İkimiz de kandırıldık Lamia. Yalnız olmadığını bilmek de rahatlatıyor insanı. Paylaşmak için geldim, o kadar. Ne oldu?
Görüştük. Teşekkürler. Hadi hadi devam edelim biz. Bir çay daha. Bu ne bu? Ne bileyim ben ne? Nasıl geldi bu buraya? Otobüse binmişti. Çaldın değil mi? Sonra anlaşılacağından korktun, yere attın ha? Hastasın sen, hasta. Ben onu iyi ederim şimdi. Ah! Ah! Bırak! Bırak beni, bırak! Canım al, bıraktım. Ah! Ver şunu bana. Defol yerine. Defol, yoksa yuttururum bunu sana, anladın mı? Yuttururum! Hadi yalla! Hadi acele etme Hacide. Cemil gelmeden bitirelim şu işi. Tamam efendim. Unutma. Özel eşyalarını ailesine göndereceksin. Giysilerini de fakir fukaraya ver. Tamam efendim. Aa, şurada. Şu kutuda defterler buldum ben. Ne yapayım ben bunları? Nereden çıktı bunlar? Dolabın en arkasından buldum. Hiç bakmadım ne olduğuna. Allah Allah. Bugün Kenan'la meydanda karşılaştık. Beni görünce şaşırmış gibi yaptı. Ama ben peşimden geldiğini, kestirmeden koşup önüme çıktığını biliyorum. Bugün Kenan İstanbul'a gitti. O yokken ne yapacağım? Onu görmeden nasıl yaşayacağım? Çok özleyeceğim biliyorum. Onu çok seviyorum. Artık hiç ümidim kalmadı. Olmayacak bu iş. Sonsuza kadar kavuşamayacağız. Ama ben onu sonsuza kadar sevmeye devam edeceğim. Hoş geldiniz. Ne bunlar? Leyla Hanım'ın eşyaları. Bir şey mi yanıyor? Galiba. Sus be kadın, sus. Ama ben ocağı kapadım. Yemek olamaz. Allah korusun, yangın falan çıkmasın. Ben yokum, ben yokum. Aa, korkmayın, korkmayın. Babanız bir şey yakıyor. Nerede? Sus, git işin. Şurada. Ne oluyor baba? Ne onlar? Eski evraklar işte. Lüzumsuz, lüzumsuz kağıt. Yırtıp atsaydın, niye yapıyorsun? Bilmem, yani işte ne bileyim, böyle daha temiz. Yapma, bırak, yanarsın çocuğum. Dur, dur. Ver onu bana, ver. Ver, ver. Cemil, Cemil. Cemil. Ver. Cemil. Cemil. Cemil dur. Cemil. Yavrum. Cemil. Çekil be kadın, çekil. Ha. Oğlum.
dokunduğun her şeyi yaktın Kerem. Ben de senin olan her şeyi yakacağım. Yemin ediyorum yakacağım. Bekar marjları bile belirtilmemiş. Yukarıda yazıyor. Ah. Pardon, görmedim. Dikkatin dağınık. Yorgunum biraz ondan. Şimdiden yıprandığını hissediyorum. Hislerin seni yanıltıyor desem? Boşuna çabalamış olursun. Kenan cezaevi ziyaretlerine devam etmiyor galiba. Çıkmıyor gazetelerde. Bitti artık Namık'cığım. Gitmiyor. İyi. Lütfen Namık. Benim için endişelenmekten vazgeç. Her şey yolunda. Ve giderek daha da iyi oluyor. Çok emek veriyorsun Cavidan. Boşa çıkmasından korkuyorum. Kenan hep kötü olaylarla gündeme geldi. Çok yıprandı. Kan kaybetti. Kolay kolay toparlanacağı da benzemiyor. Çalışıyor. Ve müthiş bir çıkış yapacak. İnanıyorum. İnanıyor musun? Yoksa inanmak mı istiyorsun? İzin verirsen şimdi işime devam etmek istiyorum. Aşk edildi Lamia. Birbirlerinden hiç vazgeçmediler. Hiç bitmedi ilişkileri. İkimiz de kandırıldık. Havalandırmaya çıkmadın mı? Canım istemiyor. İyi misin? Konuşmak ister misin? Hayır. Peki babamla tanışmak ister misin? Geçen gün ona bir arkadaş bulduğumu yazdım. Senden bahsettim. Sana da selam yazmış. Sağ olsun. Kafama göre birini bulduğum için sevinmiş. Görüş gününde tanıştıracağım sizi. İnşallah. Cevap yazacağım hemen. Benden de selam yaz. Ellerinden öpüyorum. Tamam, yazarım. Leyla'nın ölümünün kaza olduğuna inanıyor musun? Ne diyorsun sen? Cinayet mi yani? Ay yok artık. Daha önce de birbirlerine silah çekmişlerdi. Evet. Benim de aklıma geldi. Paşa o zaman herkesi nasıl susturmuştu hatırlasana. Cemil itti karısını. Paşa da kaza süverdi. Örtbas etti durumu. Ha, neler konuşuyoruz? Ama doğru olabilir vallahi. Baksana, Cemil bir damla bile gözyaşı dökmedi cenazede. Canım, herkesin tepkisi farklı olabilir. Karısı öldü be, bebeği de gitti. Hık demez mi insan? Böyle ruhsuz ruhsuz baktı. Şoktan ya. Yazık adamcağıza, günahını alıyoruz. Kendin başlattın, şimdi bana söylüyorsun. Aman ne bileyim, aklıma geldi ama hastaneye polis falan gelmiş. Şüpheli bir durum olsa mutlaka çıkardı ortaya. Paşa herkesin ağzını kapatmıştır.
Cemil desen ondan aşağı kalmaz. Kılıfına uydurmuşlardır. Ay neler söylüyorsun? Vallahi ayıp. Ne olur başka şey konuşalım. Sen de birdenbire avukatı kesildin onu. Anne bitti. Anne. Geldim. Efendim. Kenan Bey'e. Teşekkür ederim. Rica ederim. Allah Allah. Cemil'den geliyor. Aa. Sen beni dokunduğum her şeyi küle çevirdin. Şimdi sıra bende. Ne yazıyor? Cemil işte. Her zaman böyle soğuk şakalar yapmayı severdi. Müsaade edersen ben de bakabilir miyim? Bana Leyla'nın hatıra defterini yollamış. Çocukluk aşkını gereğinden fazla önemsiyor. Acıdan ne yaptığını bilmiyor. Anladım. Afiyet olsun. Sana da. Günaydın Nimet Hanım. Merhaba. Merhaba. Bahçeyle mi uğraşıyorsun? Hı hı. Ne güzel. İyi misin? Sen yürüyüşünü yap. Sonra daha fazlasını isteyeceğim. Görüşürüz. Tabii ki. Hadi. Hadi. Thank you.
Ne haber baba? İyidir, iyi. Aman iyi ol. Bir de seni düşünmeyelim. Sen bana gökteki yıldızlar kadar uzaksın, sana layık değilim dedin. Aslında ben senin aşkına layık olmaya çalışıyordum. Yanı başında duruyordum. Canımı eline verecek kadar yakındım sana. Elini bile uzatmak istemedin. Bir yıl geçti Kenan. Beni terk ettiğin günün üstünden bir yıl geçti. İçim acımıyor artık, acımı öfkemle bastırdım. Senin de canın acısın istiyorum. Dayının oğlu Cemil'le evleneceğim. Yine hep yanında olacağım ama bu kez gerçekten yıldızlar kadar uzak duracağım sana. Sallanma. Görüş gününde akrabaların gelecek mi? Bilmiyorum. Benim babam gelecek. Tanıştıracağım seni. Zaten çok merak ediyor. Tamam. Hadi hanımlar, hadi. Acele edin. Hadi geçin. Aferin kız. Adam olacaksın. Hadi eline sağlık. Ütüleri de yaparsın bir ara ha? Yaparım abla. İyi. Sinir. Bulaşma, yürü. Hadi. Boş oturmak yok. Herkes eline işini alsın bakayım. Ağzınız çalışacağına eliniz çalışsın. Satalım şunları da 3-5 kuruş girsin koğuşa. Sen de başla artık Lamia. Öğren bir şeyler. İstersen ben öğretirim sana. Olur. Hadi gel, gel şöyle yanıma otur. Gel, 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 gel. Sağ ol Macide. Afiyet olsun. Neyin var baba? Ne düşünüyorsun? Leyla'nın mezarını yaptırmamız lazım. Taşına ne yazalım? Son nefesinde kocasını aldattı diye yaz. Cemil, evladım. Unut artık bunu. Belki yanlış duymuşsundur. Yeter! Bari bu konuda benim yanımda ol. Sakin ol. Otur. Hı?
Leyla konusunu açma bana bir daha. Olur çocuk. Yarın ben Lamia'yı görmeye gideceğim. Ben de gelirim. Olur. Lamia da seni gördüğüne sevinir. Kıza verdiğimiz sözü tutmuş oluruz. Yalnız bırakmayalım, değil mi? Yazıktır. Macide Hanım! Macide Hanım! Git bak şuna. Macide Hanım! Geliyorum efendim, buyurun. Size odayı temizleyin demiştim. Ona ait hiçbir şey görmek istemiyorum. Kaldırdım ben her şeyi ama. Kaldır demedim, at dedim! Ailesine yollarız ne varsa. Bakın bir daha. Hiçbir şey kalmasın. Baş üstüne. Yaşıyorsunuz öyle. Bana bak, komik bir şey varsa biz de gülelim ha. Aman yok bir şey abla. Ya oku Allah aşkına, oku şunu. Ya oku da gülelim biraz. Tamam. Ne o, mektup mu? Ha. Kimden geldi? Sevgilimden. Sana ayrılırken küçük bir anı bırakmak istedim. Helal helal. Aman kızım aman. Annemin kutusundan buldum bu küçük inciyi. Adam hediyeyi bile yürütmüş annesinin kutusundan. Ver mektubumu. Bana seni hatırlattı. Ver dedim. Ya dur. Lamia'nın mektubunu çalmış Suzan abla. Küçücük gösterişsiz. Sert bir kabuğun içinde pırıl pırıl bir inci. Bana verdiğin kadar değerli bir hediye değil ama... küçük bir anı olsun istedim. Vay be. Aa, ver mektubumu. Ne yapıyorsun? Bırak! Ver dedim sana! Bırak! Ayrılın! Ayrılın seni! Ayrılın seni! Komşulardan şikayet geliyor. Tamam, tamam. Tamam, hadi kızlar susun, yeter hadi. Sana sonra soracağım. Nasıl atladı, görüyor musun manyağı ya? Sen de kaşındın ama. Kes lan! Merak etme, yapıştırırız.
Bir anda çelimsiz kız gitti, vahşi bir panter geldi ha? Ama abla ayıp değil mi? Baksana kızın mektubunu çalmış. Bir de yırtıldı, yazık vallahi. Bir de eşyalarıma dokunma, anladın mı? Anladı, anladı. Anlamadıysa da ben ona anlatacağım. Mektup kimden gelmişti? Hiç kimseden. Manyak ya. Evet. Görüşemiyoruz. Seni uyandırmak istemedim. Hı. Provalar nasıl gidiyor? İyi. Dün gece geç saatlere kadar çalıştım. Hı hı. Beklemedim zaten. Tahmin ettim. İzmir'e gidiyorum ben. Ne kadar kalacaksın? Akşama dönerim. Erken dönersen yemek yiyelim. Ama yok. Basın danışmanıyla toplantım var. Dert değil. Nasılsa bir ara görüşürüz. Bu ara böyle yani. Kusura bakma. Hoşça kal. Güle güle. Al bakayım şunları. Görevlilere teslim edin. Tamam efendim. Ben de ev müdürü ziyarete gideyim. Ben beklemiyorum seni. Gir sen. Haber verdiniz değil mi Lamia'ya? Verdik efendim. Buyurun. Sağ olun. Soruyorum aptal aptal. Nasıl olayım desene. Yok, birazsızım gerçekten. Sana borçluyum Lamia. Hayatımda ilk kez birine borçlu hissediyorum kendimi. Çünkü ilk kez biri benim için karşılık beklemeden bir iyilik yaptı. Hem de ne iyilik. Siz hayatımı kurtardınız, öyle demeyin. Teşekkür ederim. Lamia. Sana bir şeyler getirdik. Görevliye bıraktık. Zahmet etmeseydiniz. Zahmet ne demek? Olur mu öyle şey? İyi misin kızım? Al işte. Lafın gelişi. Lamia kızım, içeride sana iyi davranıyorlar mı? Neydi o kadının adı? Suzan. Ha? O sahip çıkıyor sana değil mi? Sağ olsun. Neyse. Duruşma tarihin yakın çok şükür. İnşallah ilk mahkemede tutuksuz yargılanman için karar verir hakim de... Kurtulursun buralarda. İnşallah. Sabır kızım, sabır. Az kal. Biz sonra yine geliriz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Güle güle. Biraz para da bıraktınız. Lamia. Gel.
Çabuk ol. Lamia, bak seni babamla tanıştırayım. Babam Kemal, bu da hep bahsettiğim Lamia. Memnun oldum. Ben de. Hiç aklına gelir miydi baba? Bilirsin çok fazla yanaşamam kimseye. Ama diyorum ya, Lamia çok farklı. Hemen arkadaş olduk. Çok kaynaştık. Onu kardeşim gibi seviyorum. Çok güzel. Hadi Lamia, vakit doldu. İyi günler size. Çok memnun oldum. Ben de. İyi günler. Bunu da alıyoruz. Ben veremiyor muyum? Hayır. Peki. Merhaba Kenan. Merhaba dayı. Hediyeni aldım. Çok teşekkür ederim. Bu konuyu fazla abartıyorsun Cemil. Ne oluyor? Ne o? Korktun mu yoksa benden? Cemil. Seni anlıyorum bak ama... Kes. Lamia'dan uzak dur. Onu da zehirlemene izin vermeyeceğim. Ne saçmalıyorsun sen? Senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Aman ha. Sakın bir yanlış yapma. Bedenini sen de çok ağır ödersin. Kenan, ben çok ciddiyim. Hiçbir şey anlamadım. Neyse, sonra konuşuruz. Cavidan Hanım'a selamlar. Gidebilir miyiz? Tabii. Senin kimsen yok mu? Yok. Hepsini kestim. Şaka, değil mi? Gibi. Lamia, gel gel. Ziyaretçin var. Kim? Hüseyin Kenan Gül seni görmeye gelmiş. Hadi kızım, bekletme adamı. Görüşmek istemiyorum. Ne? Görüşmek istemiyorum. Lütfen öyle söyleyin. Deli misin kız? Boş ver, üstüne gitme. Sakın bir olaya falan karışayım deme. Tahliyene çok az kaldı. Yakma gözünü seveyim. Aşk olsun baba. Sen de beni iyice korkunç bir şey yaptın. Hiçbir olaya karışmıyorum, merak etme. İnşallah Lamia'da ilk duruşmadan sonra tutuksuz yargılanır da hep beraber oluruz. Kendine dikkat et kızım. Sen de. Mahkum görüşmeye gelmek istemiyormuş. Efendim? Görüşmek istemiyormuş. Ya. Peki. Yalnız bir şey bıraktım onun için. İletirler hemen değil mi? Tabii. Teşekkürler. Ciddi söylüyorum ya, gerçekten. Önce benzettim sandım. Dikkatli bakınca gülümsedi. İnanabiliyor musun? Hüseyin Kenan bana gülümsedi. Ne işi varmış burada acaba? Evet, hakikaten kimi görmeye gelmiş olabilir? Atıyorsun. Lamia? Lamia? Bugün sana çalıştım vallahi. Al bak, sana hediye var. Hüseyin Kenan'dan mı? Herhalde.
hadi çalalım. Çal şunu ince. Benden özür dilesin. Sen benim çantamı karıştırdın. Mektubumu çaldın. Sen de benim gözümü çıkartıyordun neredeyse. Bir daha eşyalarıma dokunursan daha da beterini yaparım. Dinleyemezsin CD'ni o zaman. Çal şunu dedim. Benim CD'm bu. Hadi. Merasim köşküne gel. Gelmeyeceğim, gidin buradan. Gel. Bir beste yaptım. Önce sana dinleteceğim. Hemen gel. Şimdi yaptım. Birdenbire çıktı. Yani aslında hep vardı içimde. Seni gördüğüm ilk andan beri biriktiriyordum. Bu gece çıkardım ortaya. Senin şarkın bu Lamia. Yapmayın bunu bana ne olur. Gel. Lütfen. Hayır. Geleceksin. Gelmeyeceğim dedim. Git buradan. Lamia. Yeni bestesi mi? Kınalı yapıncak yazıyor kapağında. Ne demek bu? Üzüm cinsi değil mi o? Orijinal doldurmuş bak. Kendi yazısı üstündeki. O mektubu da sana o mu yazdı kız? Hayır yazmadı. Yazmadı, yazmadı. Akıllı mı şimdi bu? Gördünüz işte zırdeli ya. Şu pasaradan. Uzak şu kafayı. Isındıysa değiştireyim bir anı. Gayet iyi. Öyle mi vurulur be? Nereden çıktı şimdi bu? Niye çağırdınız Cemil'i? Aman havası değsin adamın canım yazık. Çok yalnız. Bizden başka arkadaşı yok ki. Biz arkadaşımız. Enise. Aman hiç hoşlanmıyorum adamdan. Taktın ama sen de ha. Hadi be oğlum. Hadi ver pasını be. Hadi be. Yürü be. Yürü lan. Yürü be. Hadi oğlum, be. Yürü. Hadi oğlum. Hadi. Nasıl bir şey abi bu ya? Nasıl bir şey ya? Nasıl oynuyorlar? Çerezi yanınıza alsanıza şöyle. Bir eksik yoktur işim. Boş kale ya. Boş kaleye atamadı ya. Siz eksiksiniz. Kaçıyor abi. Kaçıyor. Sağdan kaçıyor ya. Görmüyor. Adama bak ya. Görmüyor. Nasıl oyuncu bunlar küs abi? Küs müdür nedir bunlar bilmiyorum ki ya. Pozisyona bak abi. Pozisyona bak. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? Yok. Gol de yok. Sen bir şey içer misin Enis'e? Kimse bizden değil ki abi. Yok. Birazdan kalkacağım. Bak, bak, bak. Bakıcı yeni. Pozisyona bak. Çok yalnız bırakmıyorum. Ya oturalım bari. Gol olacağı yok. Hadi Şükrü. Abi faul yapıyor adamlar ya. Çok geç kaldı. Geç onu be. Ya? Bak 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 yürü. Elde geç onu be. Elde mi elde mi? Gol mü? Hı? Ne golü be. Keşke Sait Paşa da gelseydi ya. Söyledim ama istemedi. Hay Allah.
Lamia, pedin var mı fazla? Yok. Aysel abla, fazla pedin var mı? Yarın aldırınca veririm. Evet, var canım. Çok sağ ol. Bugün ayın kaçı? 'Cavcan Hanım nerede? Çok erken gitti. Anladım. Senin için iyi haber mi, kötü haber mi bilmiyorum. Hamilesin. Düşüyor kor gibi.